Merhabalar sevgili yay burçları, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Size özel bir tarot açılımı yapacağız. Bakalım neler söyleyecek tarot kartları bize. Mesajı neler olacak sevgili yay burcu için. Evet, ben niyetimi alırken sizler de merak ettiğiniz soruları, niyetlerin cevabını almak istediğiniz soruları, merak ettiğiniz konuları, niyetinizi, enerjinizi gönderin. Ben de size buradan tarotların mesajlarını iletim sevgili yay burcu. Bir fırsat yakalamışız sanki sevgili yay burçları. Bir para, bir maddi bir durum, bir teklif, bir kısmet, bir şans. Size sunulan bir fırsat. Somut bir şekilde. Ve ayaklarınızın yere sağlam basması. Tamamlanmak bir nevi. Güçlü olmak. Özellikle de finansal konularla ilgili. Ya güzel bir iş aldınız. Ya da güzel bir iş teklifi aldınız. Beklediğiniz bir haber vardı. O geldi. Ya da beklediğiniz bir para vardı. O parayla ilgili bir durum var. Farz edelim ki parayla ilgili gündeminiz olmasa bile burada size gelen güzel bir kısmet, güzel bir şans, güzel bir fırsat, somut anlamda gelecek vadeden kalıcı olan, sizi ayaklarınızı yere sağlam bastıracak, kendi güveninizi, kendi özgüveninizi tekrar kazanacağınız ve tek başınıza hareket edebileceğiniz, daha doğrusu şöyle bir şey var. Tek başınıza hareket ediyorsunuz zaten de hayatınızı idame ettirme adına. Burada sağlam bir teklif var sevgili arkadaşlar. Artık işim garanti. Artık burası benim garanti. Güvendiğiniz bir yer diyebilirim sevgili arkadaşlar. Örnek vereyim, sürekli size gelen, bir yerden gelecek olan maddi bir kazanç da olabilir bu. Çalışmıyor olsanız bile. Ama finansal konularla ilgili, maddi konularla ilgili size gelen bir fırsat var sevgili arkadaşlar. Bazılarınız da bu fırsatı almış. Bazılarınız bu fırsatı almış, bazılarınız kaçırmış, hatta üzülüyor, pişman. Nasıl bu fırsatı kaçırdım diye. Bazıları da kara kara düşünüyor, ben şimdi ne yapacağım diye. Yani uyuyamama, uykusuz geceler geçirme, pişmanlık gibi bir durum içinde olma ihtimaliniz var sevgili yaylar. Kararsızsınız, kararsızsınız ama bir yandan da her ne kadar kararsız da olsanız bunu ayak altı ediyorsunuz. Bir şekilde karar vermeye doğru gidiyorsunuz ama biraz böyle duygularınıza yenik düştüğünüz bir durumunuz ve enerjiniz var sanki sevgili yay burçları. Daha çok evet, kafanızda düşünüyorsunuz, sorguluyorsunuz, bir şeyler yapma enerjisindesiniz. Fikirlerinizi ve kararlarınızı uygulamaya çalışıyorsunuz. Daha doğrusu mantıksal düşünmeye çalışıyorsunuz ama her ne kadar mantıksal düşünseniz de siz yine vereceğiniz kararlarda daha duygusal kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bazılarınızın anne faktörü var sevgili arkadaşlar. Sanki bir anne faktörünü düşünüyor. Yani örnek veriyorum, güzel bir iş teklifi geldi ama anne var. Gidersem nasıl olur, anne ne olur diye düşünenler olabilir. Ya da bazılarınız için sevgili arkadaşlar, dua ettiğiniz bir durum var. Tamam, mantıksal düşünüyorsunuz ama bol bol da dua ettiğiniz, sabrettiğiniz, beklediğiniz, tevekküle geçtiğiniz, aman işte Rabbim ne diyorsa o olsun diyebileceğiniz bir noktaya gelmişsiniz zaten bazılarınız için. Kendi içinizde sorgulamalar yapıyorsunuz. Kendi yönünüzü bulmaya çalıştığınız bir süreçten geçebilirsiniz aynı zamanda. Kendi yolunuzu vicdanınızın sesiyle, merhametinizin sesiyle bulmaya niyetlisiniz sevgili arkadaşlar. Ruhunuzu dinlediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yine söylüyorum, güzel bir teklif. Bakın, bir güzel bir teklif yine var sizin için, size gelen. Küçük bir teklif bu, gelen bir durum, bu konu. Belki bir kişi, belki bir aşk teklifi, bir kişinin gönlünü size açması gibi bir durum söz konusu. Ama bu gelen kişi ya yaşı küçük,
ya da biraz böyle küçük küçük adımlarla geliyor. Çok böyle sizi tatmin etmiyor diyebilirim. Yani güven vermiyor olabilir. Çünkü küçük bir şeyler yaptığı için siz bunun arkasında ne gelecek diye düşünemiyorsunuz. Belki de acaba mı dediğiniz bir durum da söz konusu olabilir. Yani bu kişi bana yürüyor mu, yürümüyor mu diye düşündüğünüz ve kararsız kaldığınız bir süreçte olabilir. Aslında şöyle bir şey var. Dışarıdan görünen, yani etrafta dışarıdan görünen sizin çok güçlü olduğunuzu görüyorlar. Çok güçlü bir karakter. Her istediğini yapabilir, her istediğini başarabilir. Aynı zamanda tamam işine gücüne sadık ama bir yandan da kendi hayatını da seven, hayatı yaşamayı da seven, eğlenmeyi, gezmeyi seven bir karakter olarak da sizleri o şekilde görüyorlar ya da zaten siz bu şekilde bir yansıtma ve yaşam tarzınız olma ihtimali var. Bazı yay burçlarının hayatında güçlü bir karakterin desteği söz konusu sevgili arkadaşlar. Arkanızda, etrafınızda sevgili yay burçları öyle destekçiler var ki bu bazılarınız için geçerli. Bazılarınız için anne, bazılarınız için baba, bazılarınız için sevgili. Bunların hepsi var bu yay burçları için. Anne bir yandan destek veriyor, baba bir yandan destek veriyor, sevgili bir yandan destek veriyor. Evren, sistem bir yandan destek veriyor ama hala yay burçları üzgün. Hala yay burçları ne yapacağını bilemiyor. Bu kadar destekle, bu kadar yardımla yay burçları hala işin içinden çıkamadığınız bir durum ve bir kararsızlık enerjiniz yüksek görünüyor sevgili arkadaşlar. Sorumluluklardan belki kaçıyorsunuz. Sorumluluk almak istemiyor olabilirsiniz. Sorumluluklar ağır geliyor olabilir. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyeceğiniz bir durumun içine düşebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir hayallerinin peşinden gitmek, hayal kırıklığına uğramaktan korkmak. Aslında belki de bütün bu çektiğiniz kararsızlık durumlar, bütün bu uykusuz geceler, uyuyamama, hayal kırıklığına uğramaktan bence. Bundan korkuyorsunuz. Üzülmekten korkuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Üzülmekten, hayatınızı yaşayamamaktan. Yani bir yandan sorumlulukların ağır gelmesi, sorumlulukların ağır gelmesiyle hayallerinizin peşinden gidememek, hayallerinizi kaybetmek, kendi hayatınızı yaşayamamak. Bazılarınızda da böyle bir durum var. Sanki kendi hayatınızı yaşayamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Başkalarının hayatını yaşıyorsunuz. Belki annenizin hayatı. Anneyle birlikte yaşıyorsunuz. Annenizin hayatını mecbur yaşıyorsunuz. Babayla birlikte yaşıyorsunuz. Babanın otoritesi altında hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Evliyseniz eşinizin hayatını yaşıyorsunuz. Sanki böyle bir durum var. Kendi hayatınızda bir memnuniyetsizlik durum var. Evet, ayaklarınız yere sağlam basıyor. Evet, maddi olarak güçlü olabilirsiniz. Hepiniz için geçerli değil ama çoğunuzun maddi olarak güvendiği bir şeyler var zaten. Ama onun haricinde kendi hayatınızı yaşayamama gibi bir enerjiniz var sevgili yaylar. O yüzden kendi yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Kendi yolunuzu. Mantığa baktığınızda buradaki anneyi, babayı ya da eşi neyse artık kimse bunlar. Bunları bırakamama, bunlardan gidememe kararı veriyorsunuz ama gönlünüze ve ruhunuza baktığınız zaman kendi ruhunuzla kendi yolunuzu, kendi yine yolunuzu aydınlatmak istediğiniz bir süreç. Siz birilerine bağlı yaşıyorsunuz sevgili yay burçları. Ve bunun muhakemesini yapıyorsunuz. Ben hep işte gençtim. Annemin hayatını, annemin dediğini yaşadım. İşte babamınkin dediğini yaşadım. Hiçbir isteğim olmadı. Onların evinde, tamam benim de evimde ama onların hayatını yaşadım. Onlara ayak uydurdum. Evlendim, eşimin hayatına ayak uyduruyorum. Ben kendi hayatımı, kendi hayallerimi, kendi yapmak istediklerimi, hatta kendi çocukluğumu,
yaşayamadım. Yaşayamadım diyerek bir muhakeme yaptığınız bir süreç var sevgili arkadaşlar. Kendinize üzülüyorsunuz. Kendi çocukluğunuza, kendi gençliğinize üzülüyorsunuz. Ben hep başkalarının sorumluluklarını aldım. Başkaları hayatını yaşadı, ben figüran oldum onların hayatlarında. Böyle bir durum. Ve yine aynı kart geldi ve bu durum sizi gerçekten çok canınızı sıkıyor. Gerçekten çok üzülüyorsunuz. Yani ikinci kez geldi. Çocukluğunuza üzülüyorsunuz, gençliğinize üzülüyorsunuz. Ne çocukluğumu yaşayabildim, ne gençliğimi yaşayabildim, ne evliliğimi yaşayabildim. Bunların muhakemesini yapıyorsunuz. Zaten bir muhakeme içindesiniz. Hem mahkeme kartı hem ermiş kartıyla bir şeylerin muhakemesini yapıyorsunuz sevgili yaylar. Yani şu an bunları yaşamıyorsanız da yakın bir zamanda bu enerjilerde olma ihtimaliniz var sevgili arkadaşlar. Ve yine bir değnek kralı geldi. Burada da bir değnek kralı geldi. Hayatınızda bir kral var. Bu kral belki eşiniz, belki babanız, belki abiniz, belki patronunuz, herkese göre değişir. Bu kişi sizin hayatınızı yönlendiriyor. Bu kişi aynı zamanda evet size destek, maddi manevi desteği var. Ama aynı zamanda da bu kişinin otoritesi altında olma ihtimaliniz de söz konusu. Pekala, Rumi bize ne diyecek? Sevgili yay burçlarına Rumi ne söyleyecek? Rumi yay burcuna mesajı nedir? Rumi'nin yay burcuna mesajı. Rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir dedi sevgili arkadaşlar. Rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir diyor. Yani sizin hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için bu hayallerinizin peşinden gitmeniz gerekiyor. Siz vazgeçiyorsunuz. Sadece yaşayamadığınıza üzülüyorsunuz. Rüyalarınızı, hayallerinizi, yapmak istediklerinizi, belki farklı bir dal okumak istediniz. Eğitiminizi farklı bir eğitim almak istediniz. Farklı bir meslek yapmak istediniz. Belki evlenmek hiç istemediniz. Çocuk yapmak belki hiç istemediniz. Siz kariyer yapmak istediniz. Ya da yurt dışına açılmak istediniz. Böyle hayalleriniz vardı ama sizin de biraz bu hayallerin peşine gidecek o zamanlar için söylüyorum. Pek gidecek gücünüz de yokmuş gibi geliyor bana. Ya da bu kısım, bu taraf biraz daha cazip gelmiş. Bir yandan evet sızlanıyorsunuz ama hayalleriniz ve geleceğiniz için, yapmak istediğiniz hedefler için de mücadele etmeyip biraz razı gelmişsiniz size sunulan hayatı sevgili yay burçları. Böyle bir enerji söz konusu. Evet, enerji kimle tuttu bilmiyorum. Bu açılım kimlerle tuttu bilmiyorum. Tutanlar alsın, kabul etsin sevgili arkadaşlar. Tabii ki tüm yay burçları aynı enerjileri yaşıyor olma ihtimali tabii ki çok az. Ama bu videoyu izleyip denk geldiyseniz, dinlediyseniz mutlaka buradan alacağınız bir mesaj sizin için sevgili yay burcu diyorum. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.